أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Vitir bölümünde Bâb-u Sa'atil Vitir, vitir namazının kılınacağı saatler, vitir namazı saatleri babıyla devam ediyoruz. Kâle Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu evsani أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edildiğine göre şöyle demektedir: Peygamber-i Zişan Efendimiz bana vitir namazını yatmadan önce kılmayı tavsiye etti. Genellikle uygulama bu şekildedir. Vitir namazı aslında geceleyin teheccüd namazından sonra kılınması gereken bir namazdır. Ancak gece uyku galip gelir de vitir namazını kılamama endişesi taşıyorsak, vitir namazını yatsı namazının peşinden kılmamız tavsiye edilmektedir. Burada Ebu Hureyre Hazretleri'ne özellikle Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bunu tavsiye etmesinin anlamı vitir namazının önemine işaret etmektedir. Vitir namazını geceye bıraktığımız takdirde kılamama korkusu gündemdedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin tavsiyesini burada bildiriyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ve sahabe-i kiramın büyük bir kısmı gece namazları kıldıkları için vitir namazını gece namazının sonuna bırakıyorlardı. Haddesena Ebu'n-Nu'man kâle haddesena Hammad ibn-i Zeydin kâle haddesena Enes ibn-i Sirin kâle kultu libni Umar'a radiyallahu anhuma erayte rak'ateyni kable salatil gadati nutilu fihima el-kıra'e. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه قال حماد أي سرعة. أنس بن سيرين anlatıyor. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'ya sordum. Sabah namazının farzından önceki iki rekatta sabah namazının sünnetinde kıraati uzatalım mı? Uzun uzun okuyalım mı? Sabah namazının sünnetini uzun uzun kılalım mı? Bunun üzerine şu cevabı verdi.
Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz yusalli minel leyli mesne mesne. Gece kalktığında ikişer ikişer gece namazı kılardı. Ve yutiru bi rak'atin ve son olarak tek rekatla vitir yapardı. Ve yusalli rak'ateyni kable salatil gadati. Sabah namazının farzından önceki iki rekatı ve kennel ezane bi üzüneyhi sanki ezan kulaklarında imiş gibi kılardı. Kale Hammadun ey süraten yani sanki ezan dediği burada sanki kamet okunacakmış gibi anlamında. Yani kamete de ezan kelimesi mecazi olarak kullanılmaktadır. Sanki kamet okunacakmış gibi kılardı. Bunun anlamı ey süraten yani hızlıca kılardı. Sabah namazının sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okumamız tavsiye ediliyor. Genellikle nafile namazlarda, hacet namazında, akşam namazında, sabah namazının sünnetinde, tavaf namazında ilk rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas suresi okumamız tavsiye ediliyor. Burada bunun anlamı yani sabah namazının sünneti fazla uzun olmayacak. Haddesene Umar ibn Hafs'in kale haddesene Ebi kale haddesene el-Ameşu kale haddeseni Müslim an Mesruk'in an Aişe'te radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Kullel-leyli اَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vitir namazını bazen gecenin ilk saatlerinde, bazen gece yarısında, bazen imsak vaktine yakın kılardı. Yani bütün gece vitir namazı kıldığı sabitti. وَانْتَهَا وِتْرُهُ اِلَى السَّهَرِ ve son günlerinde ise vitir namazını seher vaktine kadar ertelerdi. Seher vakti yani sahur vakti, imsak vakti. İmsakla beraber gece namazının vakti, sabah namazının, yatsı namazının vakti sona ermekte, sabah namazının vakti girmektedir. Yani imsak sabah namazının vaktinin girmesi anlamında. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vitir namazını zaman zaman gecenin ilk saatlerinde, zaman zaman gece yarısında, zaman zaman gecenin son saatlerinde kılmıştı. Ama son günlerinde vitir namazını imsak vaktine kadar yani gecenin bitimine kadar ertelerdi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Aişe validemiz Hazreti Ali radıyallahu anh Bera İbni Azib Ebu Hureyre Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum gibi zatlardan rivayet edilen hadis-i şeriflere baktığımız zaman çoğunlukla kâne diye başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genellikle şu şekilde hareket ederdi. Yani onlar sadece nakletmekle, rivayet etmekle yetinmemişler. Peygamberimizin sünnet-i seniyyesini, sözlerini, tavırlarını, uygulamalarını yorumlayarak, onlardan bir takım neticeler çıkararak, istinbat ederek, istintaç ederek bir takım neticeler ortaya koyarak Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini nakletmişlerdi. Yani sadece bir olayı nakletme yerine Peygamberimizin genel anlamda sünnet-i seniyyesini nakletmek sahabe-i kiramdan bazı şahsiyetlere mahsus. Hazreti Aişe validemiz de bunlardan biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i
gölge gibi takip eden onun aile hayatını, onun özel hayatını, onun ibadet hayatını, onun gece ibadetini son derece hassasiyetle izleyen Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha bu tespitlerini sahabe-i kiramla, dolayısıyla ümmeti Muhammed'le paylaşmıştı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bab-ı ikazın nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ehlehu bil vitri. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin vitir namazını kılmaları için ailesini uyandırması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını gece namazından sonraya bırakınca, gece namazına kalktığında vitir namazını kılmayan hanımını da vitir namazına kaldırırdı. Yani vitir namazının Hanefi mezhebince vacip olarak nitelendirilmesi şu hadis-i şeriflerin tamamının değerlendirilmesi sonucudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadar önem veriyordu ki vitir namazını hiç ama hiç terk etmiyordu. Gece namazını hiç terk etmediği gibi. Gece namazı onun için vacipti. Teheccüd namazı onun için vacipti. Vitir namazı da ümmeti için vacip. Haddetena Müseddedün, kâle haddetena Yahya, kâle haddetena Hişamun, kâle haddeteni Ebi an Âişete radıyallahu anha. Hişam babasından, yani Urve'den rivayet ediyor. Urve İbn-i Zübeyir, Hazreti Ayşe validemizin kız kardeşi, Hazreti Esma'nın oğlu. Hazreti Ayşe validemizin yeğeni. Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı şekilde hadisi şeriflerden biri. Peygamberimiz şöyle idi. Yusalli namaz kılıyordu. وَاَنَا رَاقِدَتُنْ ben yatarken مُعْتَرِضَتُنْ عَلَى فِرَاشِهِ yatağına enine uzanmış bir şekilde yatarken o gece namazı kılıyordu. فَاِذَا اَرَادِ اَنْ يُوْتِرَ vitir namazı kılmak istediğinde اَيْقَذَن۪ي beni uyandırırdı. فَاَوْتَرْتُ ben de vitir namazı kılardım. Vitir namazı nafile bir namaz olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde hanımını uyandırmazdı. Bu namazın önemine binaen, vitir namazının vacip olmasına binaen aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemiz uyandırıyor. Onun da gecenin sonlarında vitir namazı kılmasını temenni ediyordu. Evet, sabah namazına eşimizi uyandırmak sünneti seniyedir. Eğer bey hanımını uyandırırken uykusu biraz ağırsa hafifçe su serpmeli diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Veya hanım beyini uyandırırken uyanamazsa yorgunluk, meşguliyet, sağlık sebebiyle uyanamazsa şöyle çok fazla olmamak şartıyla yüzüne hafifçe su serpmeli, onu o şekilde sabah namazına uyandırmalı. Sabah namazı kılınmayan bir ev bereketsiz bir evdir, huzursuz bir evdir. Sabah namazı kılınmayan bir ev, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadelerine baktığımız zaman şeytanların musallat olduğu bir ev olmaktadır. Rabbim muhafaza eylesin. Sabah namazına odaklanırsak, sabah namazına eksenli bir şekilde akşamdan ona göre hazırlıklı yattığımızda Allah'ın izniyle sabah namazını kılmamız için bir engel yok. Hele bugünlerde, kış günlerinde güneşin İstanbul'da saat 7'yi 20 geçe doğduğu bir zamanda sabah namazına kalkmamak
düşünülemez. Ama yaz günlerinde güneş saat 5'te, 5.30'da doğduğu bir zamanda sabah namazının tehlikeye girmemesi gerekiyor. Namaz konusundaki duyarlılığımız, İslami hayattaki duyarlılığımızın işaretidir. Alışkanlıklarımıza yeniliyoruz. Günlük hayat, günlük telaş, günlük meşgale bizi fazlasıyla meşgul ediyor. Fazlasıyla oyalıyor. Hele günümüzde internetle gece yarılarına kadar meşgul olanların sabah namazına kalktıkları zaman bile ruh gibi namaz kıldıkları, kıldıkları namazın farkında olmadıkları bir gerçek. Namaza odaklı, namaz eksenli, namaz merkezli bir hayata talip olmak Müslümanın vazifesidir. Eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir, olacaktır. Ama bu eksiklerin, bu kusurların devam etmesi, namazsızlığın devam etmesi, bereketsizliğin devam etmesi demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında namazsızlık problemi yaşanmıyordu. Hatta cemaate devam etme noktasında sahabe-i kiramın çok duyarlı olduklarını görmekteyiz. Mesela bir yatsı namazı sırasındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa çok gecikmişti. Ama hiç kimse ayrılmadı. Saatlerce beklediler. Neredeyse gece yarısı olmuştu. Her zaman olduğu gibi ilk defa tepkisini ortaya koyan Hazreti Ömer radıyallahu anh oldu. Ya Resulallah, çocuklar, hanımlar uyudular, uykuya daldılar. Yani camiye gelen çocuklar, Mescid-i Nebevi'ye gelen hanımlardan söz ediyor. Uyumaya başladılar ya Resulallah deyince, bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaten evi Mescid-i Nebevi'ye bitişik geldi, namazını kıldırdı ve namaz kıldırdıktan sonra kuntum fi salatin men tazartumus salah. Namazı beklediğiniz müddetçe aynen namazdaymış gibi ecir ve sevap kazandınız. Niçin beklediniz diye sordu sahabe-i kiram. Ya Resulallah, sizin arkanızda cemaat olma sevabından mahrum kalmamak için diye cevap verdiler. Yani namazlarını kılıp evlerine gidebilirlerdi. Buna da izin vardı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında cemaat olmak, onunla beraber namaz kılmak, onun tatlı, güzel sesiyle, onun yanık sesiyle, gözyaşlarıyla kıldırdığı o namazı kılabilmek herkese nasip olmayacaktı. Sahabe dediğimiz insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar beklerse beklesin, mutlaka önemli bir sebep vardır. Ya vahiy gelmektedir, ya hanımlarına, ya elçilere, ya misafirlere bir şeyler anlatmaktadır. Mutlaka önemli bir sebebi vardır. Programlı, son derece dakik, son derece hassas olan Peygamberimizin gecikmesinin, bu namazda ertelemesinin bir anlamı olmalıdır diye düşünmüşler ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i beklemişlerdi. Evet, Rabbim o sahabenin anlayışını Medine Müslümanlarının, Ensar'ın, muhacirlerin anlayışını, çizgisini, metodunu bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet, vitir namazı ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 5 vakit namaz farz ama vitir namazı Hanefi mezhebine göre vaciptir. Şu okuduğumuz ve okuyacağımız hadis-i şerifleri değerlendiren İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu manada vitir namazının vacip olduğunu ifade etmekle şu hadis-i şeriflerin hakkını vermiş olmaktadır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını hiç ama
hiç terk etmezdi. Babun liyec'al ahire salatihi vitran. Son namazını vitir kız. Günün son namazı, gecenin son namazı vitir olmalı. 998. hadisimiz, haddetena Museddet, kâle haddetena Yahya ibn-i Sa'id, an Ubeydillah, kâle haddeteni Nafi'un, an Abdillahi, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, kâle. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, İc'alû âhire salâtikum billeyli vitra. Geceleyin kılacağınız son namazı vitir kılın. Gece mutlaka kalkacak isek, mesela pazartesi, perşembe oruçları için kalktığımızda, mesela Ramazan-ı Şerif'te sahura kalktığımızda, eğer gece vitir namazına kalkacak isek, bu noktada azimli, kararlı isek, vitir namazını gece yarısına, gece yarısından sonraya bırakmamız tavsiye ediliyor. Ama müellifimiz bu babın, az önceki babın başlığında ne demişti? Peygamberimiz bana vitiri kılıp o şekilde yatmamı tavsiye etti. Çünkü vitir namazı önemlidir. Uykuya dalıp da vitir namazı geçecek olursa büyük bir kayıp. Bu hadis-i şerifte de gecenizin son namazını, gece kıldığınız son namazı vitir namazı kılın diye, vitir namazını gece son namazı olarak kılın diye tavsiye buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Efendim buradaki emirdir ama buradaki emir bir farz manasında emir değil. Emirin 12 ayrı manası var malum. Buradaki emir müstehaptır, sünnet manasına, tavsiye niteliğindeki emirdir. Babul vitri aleddâbbeti. Binek üzerinde vitir namazı kılınması. Vasıta üzerinde vitir namazı kılınması. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz, arabadasınız veya gemidesiniz, uçaktasınız. Diğer namazlar gibi vitir namazının da binek üzerinde kılınması ile ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Kâlel İmam Muhammed İbnu İsmail el-Bukhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizi de rahmetinden mahrum eylemesin. Haddetena İsmailu kâle haddeteni Malik. Yine İmam Bukhari'nin İmam Malik'ten üstadı İsmail İbni Ebi Uveys kanalıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerif. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik, İmam Bukhari'nin üstadının üstadı olmaktadır. İmam Bukhari müçtehittir. Yani İmam Bukhari dört mezhep alimleri gibi hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den içtihat edebilmektedir. İçtihatları bazen Hanefi mezhebiyle örtüşmekte, bazen Şafii, bazen Hanbeli, bazen Maliki mezhebiyle örtüşmektedir. Çünkü İmam Bukhari ile dört mezhep imamları arasında bir ilim akrabalığı vardır. Mesela İmam Bukhari'nin üstadı Ahmet bin Hanbel'dir. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Ahmet bin Hanbel'in üstadı İmam Şafii'dir. İmam Şafii'nin üstadı İmam Malik'tir. Bir başka üstadı İmam Muhammed'dir. İmam Muhammed'in üstadı da İmam Ebu Hanife Hazretleri'dir. Yani İmam Bukhari, İmam Azam Ebu Hanife'nin talebesinin 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 talebesidir. Bir başka ifadeyle İmam Azam İmam Bukhari'nin hocasının 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 hocasıdır. Dolayısıyla bu
aradaki tarihi bağlantıyı iyi görmemiz gerekiyor. Zaten bu imamlar arasında, fukaha, muhaddisin arasında bir ilmi irtibat, bir akrabalık vardır. El-ilmu rahimun beyne ehlihi denilmiştir. İlim, ilim erbabı arasında sanki bir kan bağı, bir süt bağı oluşturmaktadır. İlim erbabı arasında böyle bir bağ var. Yani ilim erbabının, müttaki, muhlis ilim erbabının birbirlerine olan sevgisi, saygısı, birbirlerine olan teslimiyeti ve bağlılığı çok anlamlıdır. Haddetene İsmail kâle haddetene Malik an Ebi Bekir ibni Umar ibni Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar ibnil Hattab an Sa'id ibni Yesarin. Enteresan, bu zat Ebu Bekir ibni Umar ibni Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın torununun oğlu oluyor. Evet. An Sa'id ibni Yesarin ennehu kâle, yani Hazreti Ömer'in torununun torunu Said İbni Yesar'dan rivayet ediyor. Ennehu kal, kuntu esiru ma Abdillah İbni Umar'a bi tariki Mekke. Mekke yolunda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma ile birlikte yürüyordu. Fekale Said, felemma haşitu subha, sabah namazının gireceğinden korkunca nezeltü, bineğimden indim, feevtertü, yerde vitir namazını kıldım, sümme lehiktuhu, sonra Abdullah İbni Ömer'e yetişti. Bir kervan halinde gidiyorlar, bakıyor ki sabah namazının vakti yaklaşıyor, bineğinden iniyor Said İbni Yesar tabiinden, vitir namazını kılıyor, sonra tekrar binip onunla devam ediyor. Fekale Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, Abdullah İbni Ömer dedi ki, eyne künte, neredeydin? Fekultu, dedim ki, haşitü subha, fenezeltü feutertü. Sabah namazından korktum, sabah namazının gireceğinden korktum, bineğimden indim, vitir namazını kıldım. Fekale Abdullah, Abdullah İbni Ömer dedi ki, eleyse leke fî Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme usvetun hasene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senin için güzel bir örnek değil mi? Fekultu bela vallahi, Allah'a yemin ederim ki evet dedim. Kal, fe inne Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yûtiru alel ba'ir, zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde, binek üzerinde vitir namazı kılardı. Her fırsatta Allah Resulü'nün sünnetini anlatan Abdullah İbni Ömer'in bu ifadesi çok önemli. Sünneti hemen anlatmıyor. Allah Resulü senin için en güzel örnek değil midir? Yani sünneti takdim ederken, sünnet-i seniyeyi okur, okutur, yaşar, yaşatırken, anlar anlatırken önce Peygamberimizin bizim için mükemmel örnek olduğunu ifade eden ayet-i kerimeyi hatırlatmalıyız. Peygamberimiz senin için örnek değil mi? Onu örnek almıyor musun kardeş? Ne diyecektir? Her Müslüman gayet tabii evet diyecek. Peygamberimizin uygulaması şu şekildeydi. Rabbim onun sünnetine uymayı, onun sünneti seniyyesini yaşamayı, onun sünneti seniyyesine tabi olmayı, onun sünneti seniyyesini sevmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim hassas, titiz, ihlaslı, takva sahibi müminler arasına bizleri de ilhak eylesin. Allah cümlemizden razı olsun.